Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem çok güzel harika bir model yapacağız arkadaşlar. Şöyle polo suyun bir ipini kullanacağız arkadaşlar. 100 gramlık 250 metrelik bir ip. Polosu, softun, antepiyelik bir ipi. Dokusu da oldukça güzel. Şöyle orta kalınlıkta harika bir ip arkadaşlar. Bu güzel ipimle sizlere 14 sıradan oluşan fakat 2 sırada bir kendini tekrar eden modeller kadar kolay. Harika bir model anlatacağım. Evet sevgili hanımlar gerçekten bu modelim çok kolay ve çok güzel. Şöyle 3,5 milim şişlerimle bu güzel modelin anlatımını sizlere yapacağım. Ben şöyle lastiğimi hazırladım arkadaşlar. Hemen ilmek sayımı sizlere vereyim. Ne yaparsak yapalım 10 ve 10'un katları artı 3 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 3 ilmekte 1 ilmek modelime ait 2 ilmek sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği. Evet hanımlar. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet hemen modelimize geçelim. Gerçekten unutamayacağınız harika bir model anlatacağım size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Hemen burada 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bakın. Kenar ilmeğimi saymıyoruz. 6 tane modelim için düz ilmek ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 3 ilmek üzerinden model kuruyoruz. Birinci değil, ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından şuradan boşluktan bir ilmek alıyorum. Ve buradaki iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet hemen yine 1, 2, 3 bakın 3 ilmek üzerinden 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan 1 ilmek alıyoruz. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Yani yine 2 ilmekten 2 ilmek elde etmiş olduk. Bakın bu kenar ilmeğimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 10 ilmek üzerinden desenimizi kurduk. Şimdi ikinci modelimizi kuralım. 6 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6. Bakın 6 düz ilmeğimi ördüm. 2 4 6. Yine buradan 3 ilmek üzerinden 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan 1 ilmek alıyorum. Hemen sonra bu 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. Hemen yanındaki ilmeklerimi de 1, 2, 3, 3 ilmek üzerinden 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan 1 ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi birinci modelimizi yaptık arkadaşlar. Birinci sıramızı kurduk. Modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Burada tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Modelimizin arka sırasına geldiğimizde arkadaşlar yani model bitinceye kadar arka sırasında hep ters örgü yapıyoruz. Yani arka sırasında hiç düz örgü yok. Ön yüzden desenimizi kuruyoruz. Arka yüzünde bu şekilde hep ters örgü olacak. Modelim dedim ya çok kolay sevgili hanımlar. Şöyle tüm ilmeklerimizi ters örelim modelimizin ikinci sırasında. Evet modelin ikinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve üçüncü sıradayız bakın. Modelimizin üçüncü sırasında hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın kenar ilmeğimden sonra bir önce modelimizi kurarken arkadaşlar 6 tane düz ilmek yapmıştık şimdi 5 düz ilmek yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 bu benim kenar ilmeğim 5 tane düz ilmeğimi ördüm şimdi modelimizi sola doğru sağa doğru kaydırıyoruz bakın bir tane düz ilmeğim var biz 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan ne yapıyorduk ilmek alıyorduk Hemen ilmeğimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde 2 ilmeğimizi de birlikte örüyoruz. Evet bu şekilde. Yine bakın 1, 2, 3, 3 ilmek üzerinden 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan 1 ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Evet burada tek kalan bu ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın. Evet şimdi bir modelimizi yine yaptık. ikinci modelimizi yapıyoruz. Beş tane düz ilmek örüyoruz. Birinci modeli kurduğumuz gibi ikinci modeli kuruyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bakın beş düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bakın bir tane düz ilmeğim var. Yine burada ikili ilmeklerimiz var iki tane yan yana. Bu ikili ilmeğin ortasındaki bakın bir, iki, üç. İkili ilmeğin ortasından yani 2 ve 3. ilmeğin ortasından bir ilmek aldım boşluktan. Sonra iki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar burada bir ilmeğim var bakın. Yine burada 3 ilmek arasından, 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. Uzattım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Burada ikili ilmeğimin birisi kaldı bakın. Bunu da ters örüyoruz. Kenardaki ilmeklerimiz de ters. Evet bu şekilde modelin 3. sırasını tamamlamış olduk. Bakın modelimiz yavaş yavaş kayacak. Harika bir görüntü olacak. Biraz sonra göreceksiniz. Modelin 4. sırasındayız ve arka sırasındayız. Arka sırasında ne demiştim? Tüm ilmekler ters arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet bu şekilde tüm sırayı ters örelim. Evet arka sıramızda tüm ilmekleri ters ördük. Tekrar ön yüzdeyiz ve 5. sıradayız arkadaşlar bakın. Şimdi modelimizin 5. sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Biraz önce ne yapmıştık burada? 5 tane düz ilmek örmüştük. Şimdi 4 düz ilmek. 1, 2, 3 ve 4 kenar ilmeğini saymıyoruz. Bu bizim kenar ilmeğimiz. 4 düz ilmeğimizi ördük. Şimdi burada bir düz ilmeğim var. Yine 3 ilmek üzerinden bakın. Modelimizi hemen şöyle başaklarımızı kaydırıyoruz. 2 ve 3. ilmeğin arasında bir ilmek aldım uzattım. Sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. Tekrar burada kalan tek ilmeğimi ve buradaki ikili ilmeğin ortasından giriyorum. Yani 1, 2, 3 bakın. 2 ve 3. ilmeğin arasından boşluktan Uzat tam 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Burada tek kalan ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki ilmeğimi de ters örüyorum. 2 tane ters bakın. Şimdi yine burada yaptığımız işlemin aynısını diğer modelimizde uyguluyoruz. 4 düz 1 2 3 4 Bakın dört düzü yaptık. Yine burada bir düzümüz var. Hemen buradaki başağımızın hemen ikisinin arasından bir ilmek alıyorum ve uzatıyorum. İki ilmeğimi de birlikte ördüm. Yine burada tek kalan ilmeğim ve burada ikili ilmeğim var. Bakın 2 ilmeğimin ortasından girdim. Bir ilmek aldım uzattım. İki ilmeği birlikte ördüm. Burada tek kalan ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. Bakın iki tane ters ördüm. Kenardaki iki ilmeğimizde ters örüyoruz. Evet, bu şekilde modelimizin 5. sırasında tamamlamış olduk. Bakın, modelimiz yavaş yavaş kayıyor arkadaşlar. Modelin 6. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yaptığımız işlem neydi arkadaşlar? Tüm sırayı ters örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Sıra sonuna kadar arka yüze geldiğimiz zaman tüm ilmekleri ters öreceğiz. Evet bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örelim. Evet arka yüzünde 6. sırasında da tüm ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi ön yüzdeyiz ve 7. sırasındayız modelimizin. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 1, 2, 3. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmeğim kaldı. Modelimizi kaydırarak gittiğimiz için bakın 1 2 3 düz ilmeğim kaldı. Burada tek kalan ilmeğimi hemen buradaki 3 ilmeğin bakın 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek aldım, uzattım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen yine burada tek kalan ilmeğim var bakın. Buradaki 2 ilmeğin tam ortasından bir ilmek alıyorum. Bu 2 ilmeği de birlikte örüyorum bu şekilde. Hemen burada tek kalan ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 1 2 3. Burada da 3 tersimiz oldu. Yani ters ilmeklerimiz de artmaya baş. Düz ilmeklerimiz eksilirken ters ilmeklerimiz bakın artmaya başladı. Evet hemen yine ikinci modeli kuruyoruz. 1 2 3. 3 düz ilmeğimi ördüm. Yine burada bir düz ilmeğim. 2 ve 3. ilmeğin arasından aldım. İki ilmeği de birlikte ördüm. Yine tek kalan ilmeğimin yanına bu iki ilmeğin arasından girdim boşluktan. Bir ilmek aldım. İki ilmeği birlikte ördüm. Burada yine üç tersimiz olacak. Bir, iki, üç. Bakın bu kenardaki ilmeklerimizde iki tane ilmeğimiz de ters. Evet bu şekilde modelin yedinci sırasında bakın yaptık. Modelin 8. sırasındayız ve arka sırasındayız. Yine burada tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet sıra boyunca tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet modelimizin 8. sırasında ters olarak ördük. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizin 9. sırasındayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada 1 2 kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmeği ördüm modelin dokuzuncu sırasındayız 1 2 bakın iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım iki ilmeği birlikte ördüm artık modelin statüs, e, statüsünü anlamışsınızdır arkadaşlar nasıl yapıldığını tek kalan ilmeğin ve iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum İki ilmeği birlikte örüyorum. Yani modelimizi kayarak buraya geliyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi dört tersim var. Bakın. Bir, iki, üç ve dört. Bakın. Dört tersim oldu. Yine burada ikinci modeli kuruyoruz. Bir, iki. İki düzümüz oldu. Bakın. Şimdi burada yine 2 ve 3. ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 4 ters. 1 2 3 4. Yine kenardaki 2 tersimizi de yapıyoruz. Evet, modelin 9. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin arka yüzündeyiz. Ve 10. sırasındayız. Modelimiz tüm ilmekler ters bakın. Demiştim size. Arka yüzünde hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Oldukça kolay ve akılınızda kalabilecek harika güzellikte bir model arkadaşlar. Evet. 10. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet. 10. sıramızda da tüm ilmekleri, ilmekleri ters ördük. Ön yüzdeyiz. Şimdi bakın şöyle modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Modelin 11. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Burada bir tane düz örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Buradaki düz ilmeğimizi örmüyoruz. Burada yine iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine burada kalan ilmeğim ve iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi burada bakın. 1 2 3 4 ve 5. 5 tersimizi yaptık. Şimdi burada bakın iki tane düz ilmeğim kaldı. Bir tanesini örüyorum. Bu tek kalan ilmeğimle hemen yine 2 ve 3'ün arasından girip bir ilmek alıp uzatıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine burada tek kalan ilmeğimi ve bu iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine burada beş ters. Bir, iki, üç, dört ve beş. Ve kenardaki iki tersimizi de ördük kenar ilmeğimizle. Evet modelin 11. sırasında da bu işlemi yaptık. Modelin arka yüzündeyiz ve 12. sırasındayız. Modelimiz 14 sırada bir kendini tekrar eden model arkadaşlar. Evet burada tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz yine. Modelimizin 12. sırası ve tüm ilmeklerimizi ters örelim. Evet, modelin 12. sırasında bu şekilde ters ördük ve modelimizin ön yüzüne geldik. Bakın şöyle artık modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Evet, modelin 13. sırasındayız. Modelin 13. sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın artık burada eksilttik hep eksilttiğimiz için tek bir düz ilmeğimiz kaldı. Modelin 13. sırasında yapacağımız işlem bu düz ilmeğin. Bakın 3 ilmeğin arasında ne yapıyoruz? Şöyle bir ilmek alıyoruz. 2 ilmeği de birlikte örüyoruz. Yine burada tek ilmeğim var ve bu 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi de birlikte ördüm. Evet bakın. Modelin 13. sırasında bu işlemi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane ters ilmeğimizi de ördük. Şimdi burada yine düz ilmeğim var bakın. Biz burada ne yapmıştık arkadaşlar? Kenar ilmeğimiz hariç 6 düz ilmekle başlamıştık. Bakın burada da 6 ters ilmeğimiz oldu. Yani burada düz ilmeğimizi bitirirken burada ters ilmeklerimizi açmış olduk. Evet şimdi bu ikinci modeli kuruyoruz. Bakın düz ilmeğim 2 ve 3. ilmeğin arasından girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tek kalan ilmeğim var. Yine 2 ilmeğin arasından giriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen burada bakın bir ters ilmeğim yaptım. ikinci ters ilmeğimi yaptım. Üçüncü ters ilmeğim dördüncü beşinci ve 6. ters ilmeğimi yaptım. Buradaki iki ilmek kenardaydı. İki tersimizi de yaptık. Evet, modelin 13. sırasında bu işlemi yaptık. Modelin 14. ve son sırasındayız arkadaşlar. Modelimiz bu sırada tamamlanıyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi bakın ters olarak örüyorum. Evet, tüm ilmekleri ters öreceğiz. Bir modelimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel. Umarım sizde beğenirsiniz. Tüm sırayı ters örüyoruz. Evet, 14. ve son sıramızı, final sıramızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle bakın, ben sizlere bir model anlatmış oldum. Gerçekten çok ama çok güzel bir model bu modelden ne yaparsanız yapın muhteşem olur sevgili hanımlar ister yelekler ister hırkalar ister şallar yani hem yapımı çok kolay hem örgüsü çok güzel görünüyor harika muhteşem görünen bir görüntüsü var ee, dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz Evet 14 sırada bir kendini tekrar ediyor Arkadaşlar şimdi ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi aynı şekilde kuruyorum arkadaşlar. Bundan sonra modelimiz kendini tekrar edecek. Ben size kolaylık olsun diye ikinci modelimizin birinci sırasını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 4 6 tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimizle kenarda 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 ilmeğin 3 ilmeğin arasından bakın 2 ve 3. ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine bu 3 ilmeğin arasından yani bakın 1 2 3 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet bir modeli bu şekilde kurmuş olduk. İkinci modelim için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Yine burada 2, 3 ilmek var. Bakın 1, 2, 3. 2 ve 3. ilmeğin arasından boşluktan girdim. 2 ilmeğimi de birlikte ördüm. Yine 1, 2, 3. Bakın 2 ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. 2 ilmeğimi de birlikte ördüm. Hemen burada kenardaki iki ilmeğimi, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu bir ilmeğimi de ters örüyorum. Evet ikinci modelimin birinci sırasını bugün bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz gerçekten enfes güzellikte bir model. Evet modelimizin ilerlemiş halinde hemen bir göstereyim arkadaşlar. İki ayrı renkle çalıştım ve çok güzel oldu. Onu da göstereceğim. Bakın beyaz ipimle Böyle gördüğünüz gibi harika bir görüntüye sahip oldu arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Bakın çok kolay ve güzel bir örgü modeli. Harika oldu. 14 sırada bir kendini tekrar eden muhteşem, üstü muhteşem bir model arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yabancı bir kanalda gördüm modeli arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Ve sizlere de bu güzel modeli anlatmak istedim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Beğenmişsinizdir. Evet bakın bu şekilde. Önden görünümü bu şekilde bakın. Arkadan görünümü de bu şekilde. Evet beyazla bu şekilde hanımlar. Bir de çok beğeneceğinizi düşündüm. Yine pembe bir renkle çalıştım. Bir de onu göstereyim size. Kameraya çarptık. Evet bakın. Pembe ile de böyle bir güzellik ortaya çıktı arkadaşlar. Aynı Polo Soft'un ipi arkadaşlar. Gerçekten oldukça güzel ve gösterişli bir model. Diyorum ki bu modeli kaçırmayın. Biraz uzun bir video oldu ama bence değdi arkadaşlar bu modelin güzelliğini. Hiç kaçırmayın bu modeli diyorum. Evet arkası da bu şekilde bakın. 14 sırada kendini tekrar eden güzel mi güzel harika bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım siz en çok beyazımı beğendiniz, pembeyi mi? Eğer yorumlarda da belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum. Harika bir model oldu. Evet sevgili hanımlar bu modeli kaçırmayın. İsterseniz yakadan başlamalı örgülerinizi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Harika olur. Hırkalarda yeleklerde muhteşem görünecek. Harika bir desen. Harika bir örgü modeli. Evet hanımlar bugünlük sizlerle bu güzel çalışmayı yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir ve memnun olmuşsunuzdur diyorum. İnşallah e, yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere sizlerle. Şimdilik sizlere Allah'a ısmarladık diyorum arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzelli emanet olun. Hoşçakalın.